Size bugün iyi anlamanızı sağlayacak bazı sözler söyleyeceğim. Fakat dersimizin en azından devamını sağlamak için önce rasyonel sayıların gerçel sayılar içinde yoğun olduğunu söyleyen teoremi yapıp ondan sonra biraz da matematik kültürünüzü arttırmaya yönelik rasyonel sayılarla ilgili, sayılabilmeyle ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Böylece eğleniriz diye umuyorum. Üstelik eğlenceli bir şey olacak. En azından ben öyle olacağını düşünüyorum. Şu halde önce geçen sefer kaldığımız yerden devam edeyim. Bir teorem yazarak yapmak istiyorum bunu öncelikle. Bu teoremi şöyle hatırlayalım. Q yani rasyonel sayılar R'de yoğundur. Rasyonel sayılar gerçel sayılar içinde yoğundur. Ne demek istiyor bu teorem? Şöyle bir şey. A ve B gerçel sayılar. A küçük B olsun. O zaman bir R gerçel sayısı bir R eleman Q için A küçük R küçük B'dir. Demek ki birbirine yakın veya uzak. İki tane gerçel sayı alsanız, iki tane sayı ne istiyorsanız araya bir tane mutlaka rasyonel sayı sıkışacak. Bu aralıkların birbirinden A ve B'nin birbirinden çok fazla uzak olmasına gerek yok. Ne kadar yakın alırsanız alınız araya bir tane rasyonel sayı sıkışacak. Yeteri kadar yakın almadım ondan oluyor galiba. Biraz daha yakın alayım gene bir tane sıkışacak. Yok biraz daha yakın almam lazım sıkışmasın diye gene bir tane sıkışacak. Yani burası eğer şu anda yürüdüğüm yol gerçel sayıların ifade eden doğruysa rasyonel sayılar batağında yürüyorsunuz. Bir adım atmadan karşınıza rasyonel sayı çıkıyor. Ha? Karınca yuvası gibi karıncalar rasyonel sayılar olmak üzere her tarafta bir karıncaya rastlıyorsunuz. Ha? Şu halde yoğunluk ne demek anlıyorsunuz. Ha? Battığınız batağa çıkamayacaksınız o bataktan demek oluyor. Tabii bütün sayılar rasyonel sayılar değiller. İsterseniz geçen dersimizde söyledik bunu karekök 2 örneğin rasyonel sayı değil. Hatta bu dersimizde belki de o rasyonel sayıların reel sayıların yanında solda sıfır kaldığını da kanıtlayacağım. Yani o kadar çok reel sayı var ki rasyonel sayılar da kim oluyormuş? Anlatabiliyor muyum? Bütün o yoğunluğa rağmen. Şimdi kanıt çok basit. Şöyle. Şimdi A küçük B olduğuna göre ne olması lazım? B eksi A'nın pozitif olması lazım. Değil mi? Fakat dünkü dersimizde ne öğrendik? Eğer bir sayı sıfırın bu tarafında duruyorsa araya bir tane 1 bölü 1 pozitif tam sayı gelecekti değil mi? Şu halde buraya öyle bir Q olacak ki N'de ne olsun? 0 küçük 1 bölü Q küçük B eksi A olsun. O halde B eksi A sayısı burada duruyor. Araya bir tane 1 bölü Q sıkıştırabilir. Şimdi K sayısı Q kere A sayısının tam kısmı olsun. Her sayının tam kısmı olduğunu da öğrenmiştik değil mi? Ha? Her sayının bir tam kısmı olduğunu öğrenmiştik. Şu halde bu aslında nedir? Tam sayılara ait olan bir sayıdır. Ve hatırlayalım, burada ufak bir kutu içinde hatırlayalım. Herhangi bir gerçel sayı alırsanız ve m de onun tam kısmı ise hangi özellik vardı? M küçük eşit z küçük m artı 1 oluyordu değil mi? Ha? Tam kısım bu demekti. Tam kısmın anlamı bu demekti. Bir katsayı alırsanız o sayının tam kısmı ondan küçük veya eşit olan ve o sayının tam sayının bir fazlası size verilen sayıyı geçen tam sayıya onun tam kısmı diyorduk değil mi? Peki şu halde demek ki bu K QA'nın tam kısmı. Şu halde K küçük eşit QA, o da kesinlikle küçük K artı 1 olmalı. Peki ama bakınız bu doğruysa demek ki A hiç olmazsa K artı 1 bölü Q'dan küçüktür. Unutmayalım Q pozitif olduğu için bölme yaparsam Q'ya eşitsizliğin, buradaki eşitsizliğin yönü değişmeyecek. Dolayısıyla A K artı 1 bölü Q'dan küçük olacak. Diğer taraftan ben ne biliyorum? Buna isterseniz 1 numaralı eşitsizlik diyelim. Diğer taraftan 1 bölü Q'nun B eksi A'dan küçük olduğunu biliyorum. Her iki tarafı Q ile çarparsak bu 1 küçük Q kere B eksi Q kere A demek olacak. Bu ne demek olacak peki? Şu halde bu QA'yı bu tarafa getirirsem 1 artı QA küçük QB olacak demek. Fakat QA kendi tam kısmından büyük veya eşit. QA kendi tam kısmından büyük veya eşit. Şu halde 1 artı K küçük veya eşit 1 artı QA, o da kesinlikle küçük QB. Şimdi bu iki uca bakalım. Şu halde sonuç olarak demek ki 1 artı K küçük QB. Her iki tarafı Q'ya bölersem 1 artı K bölü Q küçük B. Buna da 2 numaralı eşitsizlik diyelim. 1 numaralı ve 2 numaralı eşitsizlikleri bir araya getirirsek 1 ve 2'den dolayı ne olması lazım? A küçük K artı 1 bölü Q ve o da 2'den dolayı B'den küçük. Ama bakınız bu sayıya R dersem K artı 1 bölü Q, bu rasyonel bir sayı. Neden? Burası bir tam sayı. K bir tam sayı. Bir fazlası tam sayı. Aşağısı pozitif bir tam sayı. Şu halde tam sayı bölü tam sayı var. O da rasyonel sayı demek. Demek ki A ile B arasında bir tane rasyonel sayı sıkıştırabiliyormuş. Değil mi? Güzel. Biraz evvel söylediğim gibi bunu niye ben bu tahta temiz, niye bunu kaldırıyorum? Biraz da ben söylediğim gibi şimdi elinizde gerçel sayılar var ve gerçel sayılarda diyelim ki 0 burada. Buradan azıcık öteye bile gitseniz araya bir tane rasyonel sayı sıkışıyor. Bu araya baksanız orada da bir tane var. Bu araya baksanız orada da bir tane. Burada da var, burada da var, burada da var. Yani reel sayıların içinde inanılmaz derecede İstanbul taşlarla minibüsü gibi her taraf top dolu. Tamam mı? Peki. Aslında taşlarla dememe gerek yoktu. İstanbul'un herhangi sabah saatlerindeki herhangi bir minibüsü gibi demek istiyorum yani. Şimdi öncelikle sayılabilir ne demek? Bundan söz edelim. Bir kümenin sayılabilir olması demek, tanım olarak şöyle diyelim. A kümesinin tabii sonsuz ve sayılabilir olması Demek aslında N'den A'ya giden F N'den A'ya gibi birebir ve örten bir fonksiyon olması demektir. Aslında A'nın içinde ne kadar eleman var. Bakın aslında burada bir sayma söz konusu değil mi? Bir küme aldınız, saymaya çalışacaksınız. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu, beşinci bu, altıncı bu diye. Bu sayma sırasında ne olması lazım? Hiç kimseyi açıkta bırakmamanız lazım değil mi? Sayma sırasında hiç kimseyi açıkta bırakmamanız lazım. Örten olması lazım. Ve bir kişiyi iki defa saymamanız lazım. Şu halde birebir olması lazım. Bu sözleri anladık mı şimdi? Hiç kimseyi iki defa saymayacaksınız. Ve açıkta hiç kimse kalmayacak. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacaksınız ve adamları bitireceksiniz. Ama hiç kimseyi iki defa saymayacaksınız. O zaman bu kümeye sayılabilir bir küme diyoruz. Ben şimdi size şunu göstereceğim. Q sayılabilir bir kümedir. Bunun kanıtını dediğim gibi biraz hani kanıt diye yazarsam kanıtın nerede bittiğini görmeyeceksiniz onun için. Yavaş yavaş sizinle eğlene yapalım. Hocam ondan önce ilk arkadaşlardan birinin sorusu var. İlk başta B-A ile 0 arasında 1/Q sayısı vardır dedik. Bunu neye göre dedik? Geçen dersimizde yaptığımız en son teorem öyle söylüyordu. Geçen dersimizdeki kanıtladığımız en son teoreme bakarsa onu yaptığımızı, Archimedes prensibini kullanmıştık. Geçen dersimizde şunları kanıtladık. Z herhangi bir sayı, Y pozitif olmak üzere herhangi bir sayıysa Y'nin bir katı Z'yi geçer. Hatta böyle yaptık. 0 burada, Y burada, 2Y burada, 3Y burada, 4Y burada. Ondan sonra şu aralıklara bakalım. Böyle. Bu Z sayısı ister istemez reel sayı olduğu için bunlardan birinin içine düşecek. Değil mi? Mesela buraya düşse demek 3y'den küçük. Buraya düşse 4y'den küçük. Buraya düşse 5y'den küçük. Şu halde öyle bir Q sayısı var ki, o zaman ne demiştim galiba ama önemli değil. Q böyle yapalım. N, Y'den küçük olacak. Şu halde Z yerine 1 alsam demek öyle bir sayı var ki, öyle bir Q tam sayısı var ki Y pozitifse bundan küçük. Şu halde 1/Q Y'den küçük. Y'yi de B-A alırsam şu halde Archimedes ilkesinin bir sonucu olarak yapmıştık bunu. Peki. Şimdi aslında bu size anlatacağım yöntemi kitaplarda bulmanız çok zor. Varsa bile o kitabı bulmanız çok zor. Tamam mı? Dolayısıyla çok hoşuma giden bir makaleden esinlenerek anlatıyorum bunu. Şimdi şöyle bir şey çizmek istiyorum. Ben aslında rasyonel sayıların tamamının değil de sıfırdan daha büyük olan rasyonel sayıların sayılabilir olduğunu göstereceğim. Sıfırdan küçük olanlarla beraber ne yapılabileceğini de düşünmeyi size bırakacağım. Öncelikle bazı şeyleri hatırlatayım. A ve B iki tane pozitif sayı ise en büyük ortak bölen AB 1 ne demektir? Bu ne demek? A ve B'nin yegane ortak böleni 1 demektir, değil mi? He? Bu ne demek? A ve B'nin yegane ortak böleni 1'dir. Şimdi böyle iki tane sayı verilsin. A ve B eleman ne? Ve en büyük ortak bölen. Bunu yazmak çok zor oluyor, biliyor musunuz? Onun için kısaca böyle yazayım. A, B yazayım istersen. Neyse. Kafanızı karıştırmayın. Boş ver. EBOB AB 1 olsun. Olur mu? En büyük ortak bölen AB 1 olsun. Ve küçük bir şema çizmek istiyorum. A bölü B rasyonel bir sayı tabii. Değil mi? İki tane tam sayının bölümü. Buradan giden bir ağaç çizeceğim. A bölü B'den aslında bu tarafa doğru çizsem daha iyi olacak. A bölü B'den bu tarafa doğru ve bu tarafa. Bu tarafa doğru giderken şöyle yapacağım. Bunların pay ve paydasını toplamını payda olarak yazacağım. Ve bu tarafa doğru giderken, sağa doğru giderken de A bölü B'de pay ve paydanın toplamını yukarı, payı da aşağı yazacağım. Böylece bir ağaç, iki dallı bir ağaç oluşturmuş olacağım. Daha sonra konuşmayı kolaylaştırabilmek amacıyla bu iki elemana, bununla buna, bunun çocukları diyelim. Şu halde bunlar çocuklar. Burada bunların atası diyelim. Şu halde bu iki rasyonel sayının atası bu. Bu iki rasyonel sayı da bu rasyonel sayının çocukları demiş oldum. Şimdi bu arada şuna dikkat ediniz. AB'nin en büyük ortak böleni 1 olduğundan en büyük ortak bölen A artı B ile B'nin en büyük ortak böleni de 1'dir. A ile A artı B'nin de en büyük ortak böleni 1'dir. Yani en büyük ortak bölenleri 1 olan iki tane sayıdan oluşan A bölü B rasyonel sayısını alırsak, bu tarafa doğru gittiğimizdeki bu çocuğun pay ve paydası da en büyük ortak bölenleri 1. Bunun da öyledir. Neden? Biraz düşünelim şimdi. Diyelim ki bir K sayısı A'yı bölüyor ve K sayısı aynı zamanda A artı B'yi bölüyor. Bir sayı, iki tane sayı, bir K sayısı iki tane sayı bölse onların farkını da böler, öyle değil mi? He? Şu halde K A'yı bölüyor. K aynı zamanda A artı B eksi A'yı da bölecek o halde. A artı B ile bunun, ama bu B. Şu halde K hem A'yı hem de B'yi bölecek, değil mi? K hem A'yı hem de B'yi bölecek. Ama onu bölen yegane şey değilmiş. Demek ki bunları da birden başka hiç kimse bölemez. Aynı şekilde K B'yi bölüyor ve K A artı B'yi bölüyorsa onların farkını da bölecek. A artı B eksi B'yi de bölecek ki bu A. Demek ki K hem B'yi hem A'yı bölecek, şu halde 1 olmak zorunda kalacak. Demek ki K eşit 1 olacak. Şu halde bunların en büyük ortak bölenleri de 1. Güzel bir şey. Şimdi şöyle başlayalım. Bir bölü 1 ile başlayalım. Herhalde 1 bölü 1'deki geçen pay ve paydanın en büyük ortak böleninin 1 olduğunu hepiniz kabul edeceksiniz. Zahmet olmazsa, öyle değil mi? He? Birden başka tam sayı yok ki bu bölen. Bu tarafa doğru gideyim. Bu tarafa doğru nasıl gidiyordum? Payı olduğu gibi bırakıp pay ve paydanın toplamını aşağıya yazıyordum, değil mi? Yok, öyle yapalım. 1 bölü 1 artı 1, 2. Bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru giderken ne yapacaktım? Bu tarafa doğru giderken ne yapacaktım? 1 ile 1'i toplayıp yukarı, ve paydayı buraya yazacaktım. Şimdi bu atadan bu çocukları elde ettik. Bu atanın çocukları bunlar. Peki bunu bir ebeveyn olarak kabul edelim ve bundan çıkanlara bakalım. Bundan da 2 tane çıkacak. Tabii ki bundan da 2 tane çıkacak. Buraya ne çıkacak siz söyleyin. 1/3. Bravo. Burada ne olacak? Bravo. 3/2 olacak. Burada ne olacak? Duymadım. 2/3 olacak. Evet. Burada ne olacak? 3/1. Daha devam edelim. Evet. Buradakileri söyleyin. 1/4. Burası 4/3. Burası 3/5. Öyle mi? 3/5. Burası 5/2. Öyle mi? Başka bir şey olduğunu düşünen varsa elini kaldırsın. Şimdiden yoksa bütün anlattıklarım boşa gidecek değil mi? Evet. Burası 5/2. Burası 2/5. Burası 5/3. Burası 3/4. Burası 4/1. Böyle devam edelim. İla nihaya böyle devam ediyoruz. Ha? Sorabilirsiniz. Kim o? Ha, buyur. Bu sayılar hiçbir zaman tekrar edecek mi? Yani aynı sayıdan. Aferin. Aferin. Çok güzel. Arkadaşınız diyor ki böyle gidiyoruz. Çok güzel de diyor. Acaba diyor bunlardan bazıları tekrar eder mi diyor. Söyleyin. Tekrar eder mi? Çok güzel sordu. Sorunun cevabını bana söyleyin. Tekrar etme şansı var mı? Yok. Neden yok? Yok, sadeleşmeyle ilgisi yok. Sadeleşmeyeceğini kanıtladım. Doğru ama nereden biliyorsun? 70 adımdan sonra belki de 70. adımda çıkan bir adam belki 80. adımda tekrar ortaya çıkacak. Bunu demek istiyor arkadaşımız. Buyur. Bir hariç diğer bütün kullandığımız sayılar 1'e 4. Bunların hepsi asaldı. Topladığımız için gene asaldan kaynaklanacak. Yani sadeleşme. Asal mı? Asal olmayacaklar. Asal olmayan bir sürü adam çıkacak. Şansıma bak, 4 asal değil mesela. Asal değil. Ama 3 ile 4 aralarında asal. Aralarında asal. Evet, doğru. Aralarında asallar ama ileri gittikçe de hep öyle olacak. Fakat bu şu demek değil. Belki bu tarafa doğru giderken 75 adım sonra orada ne bileyim ben 8/13 çıkacak. Bu tarafa doğru giderken bu 75 kere gittikten sonra belki bu tarafta da 80 ne bileyim ben 90 kere gittikten sonra 8/13 çıkacak. Böyle gidiyorum bu taraftan 8/13'e rastladım. Böyle de gidiyorum 8/13 belki bu tarafta da çıkacak. Arkadaşınızın sorduğu soru bu. Böyle olacak mı diyor. Ben de diyorum ki olmayacak. Ama neden? Ben sizi ikna etmeye çalışayım. Siz bana bunu temiz olarak yazın. Şimdi bakınız biz ne yaptık? P/Q'dan yani A/B'den çocuklarını söyledik. A/B'nin çocuklarının ne olacağını söyledik değil mi? Bu A/A + B ve A + B/B olacağını söyledik. Bunlar çocuklara. Yani bir ata verilirse o ata hangi çocuklara sahip olacak bunu söyledik. Peki bir adam verilirse hangi atadan gelmiş acaba diye kendimize sorabiliriz değil mi? Şu halde bunun tersini soralım kendimize. Şimdi şu halde P/Q acaba hangi atadan gelmiş olabilir? Kendimize bu sorunun cevabını bulabilirsek o zaman sorunu hemen çözeceksiniz. Şöyle. Eğer bunların her ikisi de birse hiçbir atlası yok adamın. 1/1 Adem Baba. Değil mi? Ondan daha eski hiç kimse yok. Ha? Doğru mu? Şu halde eğer P = 1 ve Q = 1 ise ata falan yok. Kendisi herkesin atası. 1/1 herkesin atası. Ama bunlar eşit değilse ki hiçbir zaman eşit olamayacaklar. Neden? Çünkü birden büyüklerse büyük ortak bölenleri 1 değil mi? Demek ki aşağı doğru hep birden büyük olacaklar veya hiç olmazsa bir tanesi birden büyük olacak. O halde eşit olmaya kalkışamayacaklar. Çünkü eşit olsalar da birden daha büyük bir sayı kendilerini bölecek. Kim? Kendisi. Eğer P/Q'da P = Q olsa ve Q birden büyük olsa Q hem kendini hem de P'yi bölecek. Çünkü birbirlerine eşitler. Ama o zaman birden büyük bir sayı bunları bölüyor olacak. Dolayısıyla ya P Q'dan büyük ya da Q P'den büyük olacak. Başka seçenek yok. Eğer P1 ve Q1 değilse aksi halde ya böyle olacak ya böyle. Şimdi bakınız. P eğer Q'dan büyükse P/Q - P'ye bakınız. Bu gördüğünüz gibi ne olacak? Bunun çocuklarından biri, bunun bir atası, bu P/Q'nun atası olacak. Neden? Çünkü aşağı doğru giderken şöyle yapayım. P eğer Q'dan büyükse P/P - Q'ya bakınız. P eğer Q'dan büyükse P - Q/Q'ya bakınız. Bunun çocuklarına bakalım. Bunun çocukları P - Q/P. Doğru mu? Yukarıda bunu bırakacaktım. Bunları toplayacaktım. Ha? Burada ne var ama? Q aşağıda kalacak. Değil mi? Yukarıdakilerini toplayınca da P olacak. Şu hali gördüğünüz gibi P/Q'nun atası P - Q/Q olacak. Anladık mı bunu? Bunu anlamayan var mı acaba? Bir kere daha üstünden geçeyim mi? Söyleyiz bakalım. 5/3'ün atası kim? Deminki gibi mi oldu? Evet. P/Q'dan büyük. Bu nereden geldi? Bu elbette böyle veya böyle bir yerden geldi. Kimden geldi? Efendim? 2/3'ten geldi. Nasıl anladın 2/3'ten geldiğini? Çünkü böyle yaptın değil mi? 5'ten 3'ü çıkardın. 2/3. Şimdi 2/3'ü yapmaya kalksam bu tarafa doğru gittiğimde 2/5 oluyor. Bu tarafa doğru gittiğimde de 5/3 olacak. Yani 5/3'ün atası buymuş. Oradaki hesabı anladık mı? Basitçe. Peki aksi halde P = Q değilse Q büyük P ise ne olacak? O zaman da böyle olacak değil mi? P yukarıda Q - P'ye bakınız. Bunun bu tarafa da sağa sola doğru giderken çocuğu P/Q, sağa doğru giderken çocuğu ne olacak? Bunların toplamı yukarı gelecek. Yani Q/Q - P olacak. Şu halde gördüğünüz gibi P/Q'nun atası bu. Buraya kadar güzel mi? Tamam, peki. Şimdi sözle söylüyorum. Siz bunu hemen anlayacaksınız. Diyelim ki iki adam aynı. Bu 75. adımda çıkan adamsa örneğin 80. adımda çıkan adam aynı sayılar olsun da. Yani biraz evvel yaptığımız gibi mesela 8/13. Ne bileyim ben 8/13 çıktı. Biraz daha bu tarafa doğru gelirken 8/13 çıktı veya bu tarafa doğru gelirken aldırmıyorum. 8/13 bir yerde daha ortaya çıktı. İki adam aynı ise dikkatle baktınız mı? Ataları da aynı oluyor. Doğru mu? He? İki adam aynı ise ataları da aynı olacak. Çünkü P/Q'nun atası duruma bağlı olarak bu bundan büyükse bu bundan büyükse P - Q/Q. Bir tanecik atası var. Herkesin bir tanecik atası var. İki tane yok. Şu halde iki tane sayı aynı ise ataları da aynı. Ha, iki tane gene aynı sayı buldum demek oluyor bu, değil mi? Şu halde onların da ataları aynı. Öyle değil mi? İki tane eşit sayı buldum. Demek onların da ataları aynı. Nereye kadar gideceğim? Cehenneme kadar gidemem ki. 1/1 yukarıda duruyor. Taç çatlasa 1/1'e kadar geleceğim. Ama bunlar eşit değilse, birisi 1/1'e kadar, mesela bundaki olduğu gibi 75. adımda elde ettiğim 8/3, 1/1'e ulaştığımda o daha buralarda top oynuyor olacak. Hani ataları aynıydı? Yukarı çıktıkça. İkna oldun mu? Herkes ikna oldu mu? Asla bunlar aynı sayıyı vermeyecekler. Çünkü vermeye kalksalar ataları da aynı olacak. Yukarı doğru çıkmaya başlasanız, eşit değillerse birisi 1/1'e vardığında ötekisi daha mahallede top oynuyor olacak, değil mi? Peki. Başka bir soru şimdi. Peki bir soru daha sormanı istiyorum. Sor bakayım akıllı başka bir soru. Sadece şeye dikkatimi çekti. Sağdan sola, yani sağ köşe. Yok, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Rasyonel sayıları bitirecek miyim acaba? Pozitif rasyonel sayıları bitirecek miyim diye soralım. Bütün rasyonel sayıları acaba bu şekilde elde edebilecek miyim? Yani öyle bir rasyonel sayı var ki bu çizmiş olduğumuz ağacın hiçbir yerinde görünmüyor. Olabilir mi böyle bir şey? Ha? Neden? Neden olamaz? Çünkü hem birisi çıkıyor, bir de yan tarafında yani. Sağında çıkan ve solunda çıkan tersi de çıkıyor. Bu sayede devreli bir şekilde bir zamanda hepsini tamamlıyoruz. Ama hep şöyle olabilir. 3/5, 5/3, 3/5, 5/3 gibi, gerçi kendilerini tekrarlamaz ama ne olursa olsun yani mesela o zaman sen beni ikna et. Tamam mı? 20/43 de burada çıkacak. Neden? 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 Soru bu. 20/43'ü orada görecek miyim? Evet. Söyle. Nasıl yapacaksın o zaman? Nasıl başaracağım bunu? Devam ettiğin zaman. Nasıl devam ettiğin zaman? Devam ettiğin zaman. Nereden devam ettiğin zaman? Orada, onu bilmiyorsun. Biraz ters söyle. Hepsinin açısı mı? Açı mı dedi ben yanlış? Atası. Hepsinin atası aynı. Ama bunun atası yok belki. Var mı? Kim? Nereden biliyorsun ya 1/1 olduğunu? Tamamen şöyle. Ya ben gece yattım uykumda. 1/1 olduğunu gördüm. Fazla ısrar etme gibilerden bir şey. 20/43'ün atasının, yani atasının tabii 1/1 olduğunu sen tahmin ediyorsun. Söyle yavrum. Hocam biz ilk önce 1/1'i yazdık. Sonra işte 1 ile 2'yi topladık ve 1/2 oldu. Sonra işte yani... Tamam 43'e kadar topladık diyelim. 1/43 çıkacak gerçekten, değil mi? Hocam, tüm doğal sayılar, tüm rakamları oluşturduk önce. Ve sonra onları 2 ile 2'de hep eşledik. Yok, doğru değil bu. Hiçbir eşleme, o şekilde bir eşleme yok. O şekilde bir ağaç gibi açmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Ama söylediğinin esas itibariyle bizim yöntemimize uygun olup olmadığını ben anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya demin ne yaptık biz? Bunların iki tane aynı anda aynı sayının ortaya çıkamayacağına ilişkin ispatı yaparken, kanıtı yaparken nasıl davrandık? Yukarıdan aşağıya gelmeye kalkmadık. Ne yaptık? Aşağıdan yukarı çıkmaya çalıştık, değil mi? Niye aşağıdan yukarı çıkmıyorsunuz da yukarıdan aşağı hiç bilmediğiniz bir yere bakıyorsunuz? Şu anda elinizde somut bir sayı var. 20/43. Bırakınız onun şeyini. Yavaş yavaş yukarı doğru bunun atası bu, bunun atası bu, bunun atası bu, bunun atası bu diye yukarı çıkmaya çalışsanız daha iyi olmaz mı? Bakalım ne olacak o zaman. Tabii bu çok büyük bir sayı ama demin yaptığımız yönteme göre 20/43'ün atası kim? Bunun atası 20/23. Bravo. Bunun atası kim? 20/3. Bunun atası kim? 17/3. Bunun atası kim? 14/3. Yer kalmadı. Biraz daha böyle silelim bunu. 14/3'ün atası 11/3. Bunun atası kim? Kaç? 8/3. Bunun atası kaç? 5/3. Bunun atası 2/3. Bunun atası 2/1. Öyle mi? Ha, öyle mi dedi? Öyle mi yaptı? 2/3 var mı orada? Ha, var. Doğru. 2/1. 2/1'in atası da 1/1. Demek ki 1/1'den başlasam böyle oluyor demek ki. 1/1'den sağa gittim. 2/1. Oradan sola gittim. 2/3. Oradan sağa gittim. 5/3. İlayre ilayre. Ha? Demek ki sonunda 1/1'den başlayarak ona varabilirmişim. Bu daha inandırıcı olmadı mı sizce? Ha? Öyle mi? Peki. Bir şey daha sorabilir miyim? Buyur sor. Şimdi burada hep aralarında asal sayılar var. Evet. En sade halleri. Mesela burada 8/12 böyle bir sayı olmayacak. Ama en yok, 8/12 asla ortaya çıkmayacak. Ama hep en sade halleri olacak. En sade halleri olacak. Evet, doğru. Buyur canım. Peki bunun yani tüm kişiler için var olduğunu yani... Yok. İrrasyonellere daha hiç adımımı atmadım. Tamam mı? Tamam. İrrasyonelden basmıyor konuşamadım. Hiç. Tüm rasyonel sayıların burada belirleyeceğini nasıl... Ya ama söyledim. Söyle o zaman bir tane rasyonel sayı. Ama böyle nasıl ne o zaman? Yok tekniklerinizden... Tamam peki. Tamam. Halmos diye bir matematikçi vardı. Rahmetli oldu. Çok sevdiğim bir yazar. Müthiş güzel kitapları vardır. Büyük de bir matematikçi vardı. O şöyle söylüyor. Makul insanlar ikna edilirler. İnatçılara kanıt yapılır diyor. İnatçılara kanıt yapıyoruz şimdi. Tamam mı? Tamam yapıyoruz. Ne yapacaksın yavrum? Buyur çek. O zaman burayı sileyim ben. Üstelik bu kanıtta tümevarımın kullanımı ile ilgili çok ilginç bir yaklaşımı göreceksiniz. Dün tümevarımı anlattım. Öyle mi? Tümevarımı anlatırken ne vardı? Bir PN önermesi vardı. Değil mi? O PN önermesini 1 için, 2 için, 3 için, 4 için göstermeye çalışıyorduk. Yeteri kadar gösterdikten sonra bir yöntem söylüyorduk değil mi? N'ye kadar geldiysek N artı 1'e gitmenin bir yöntemini söylüyorduk. Ama size dün bunu söyledim. Dedim ki bakınız aslında yaptığınız şey şu. Siz doğru olan şeyleri bir cebinize dolduruyorsunuz. Cebinize doldurduğunuz sayılardan bir tane daha öteye gidebilmek için İstediğinizi kullanabilirsiniz cebinizdeki demiştim. Hatırlıyor muyuz bunu? Öyle değil mi? Nasıl olsa doğrular bu cebimde duruyor. Hangisini kullandığımın bir önemi yok ki. Yani cebinizde bir sürü sinema bileti var. Sinemalara bakıyorsunuz. Hangisine isterseniz gidersiniz değil mi? Bunlar biletler birbirinden farklı. 40 tane sinemaya biletiniz varsa 40 tane de sinemada başka filmler oynuyorsa canınızın istediğinize gidersiniz. Çünkü nasıl olsa biletiniz var. Peki. Şu halde şunu kanıtlayacağım. Bu ağaçta her rasyonel sayı bu ağaçta yer alır. Bunu göstermeye çalışıyoruz. İddiamız bu. Hı? Buna sal diyelim isterseniz. Savımız bu. Şu halde bir tane P bölü Q rasyonel sayısı verilsin. Tabii P pozitif bir tam sayı, Q pozitif bir tam sayı ve P bölü Q, P ile Q aralarında asal. Değilse sadeleştiririz. İse P bölü Q bu ağaçta yer alır demek istiyor. Değil mi? Söylediği şey bu aslında. Yani formel olarak bunu yazmak istersem, bütün bu sözleri formel olarak yazmak istersem bunu söylüyor. O zaman bizim önermemiz şu olsun. P artı Q'ya N diyelim. Şu halde bizim bir PN önermemiz var. Tabii bunlar hiçbir zaman bir olamazlar. Demek ki N büyük eşit 2 için ifade edilmiş bir şey bu, değil mi? Çünkü P1 en az 1, Q da en az 1. Dolayısıyla toplamları 2 olacak. Şu halde bizim tümevarımız 1 için söz konusu değil. 2'den başlayıp ondan sonra devam edecek. Doğru mu? PN şu demek istiyor. Eğer PN'ye ait, QN'ye ait EBOB PQ1 ve P artı Q eşit N ise o zaman P bölü Q ağacın bir sayısıdır. Ağaçtadır diyelim. PN önermesi bu. P pozitif bir sayı, tam sayı. Q pozitif bir tam sayı. Aralarında asallarsa P bölü Q da n'se o zaman P bölü Q ağaçtır. P1 doğru mu diye P1'e bakamam. P2 doğru mu acaba? P2 ne demek istiyor? P artı Q2 ise diyor. P artı Q2 ise diyor. Ama P artı Q2 ise P eşit Q eşit 1 olmak zorunda. Doğru değil mi? Başka seçenek yok. 1 bölü 1 ağaçta. Bunu biliyoruz zaten, herkesin atası. O halde önerme 2 için doğru. Aslında önermeyi yapmam gerek diyor bundan sonraki adımı. Doğrudan doğruya cebimdekileri kullanmaya başlayacağım ama şöyle yapalım. İsterseniz P3 ve P4'ü de yapayım ve aklımdaki fikre şey yapınız. Sizin de erişmenizi sağlamaya çalışayım. P3 ne diyor? Eğer P artı Q3 ise diyor, o zaman P bölü Q oradadır diyor. P artı Q3 ise iki tane seçenek var. Bir tanesi ya P eşit 1, Q eşit 2 ya da P eşit 2, Q eşit 3. Doğru değil mi? İki tane sayının toplamı birbirine eşit olmayan iki tane sayının toplamı 3 ediyorsa böyle olabilir. Başka olamaz. Bu 1 bölü 2 oradadır diyor. İsterseniz ağaça A diyeyim sadece. Bu da 2 bölü 3 ağaçtadır diyor. Öyle mi? Bakın bakalım. Ağaç orada duruyor. Öyle mi? İsterseniz P4'ü de yapayım. İyice anlıyorsunuz diye. Demek ki P bölü Q eşit 4 ise diyor. Olasılıklar şunlar. Ya P eşit 1, Q eşit 3. Ya P eşit 2, Q eşit 2. Olmaz değil mi? Neden olmuyor? Aralarında asal değiller. P eşit 2, Q eşit 2. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü aralarında asal olmasını istiyoruz. Şu halde öteki olasılık ne? P eşit 3, Q eşit 1. Bu durumda 1 bölü 3 oradadır diyor. Doğru mu? Biri mi? Ha, tabii teşekkürler. Evet, pardon, özür dilerim. Aferin. Peki. Burada da 3 bölü 1 oradadır diyor. Doğru değil mi? Şu halde şimdi 2 cebimde, 3 cebimde, 4 cebimde doldurmaya başladım yavaş yavaş. Diyelim ki bir yere kadar geldim. Şu halde PN doğru olsun. PN doğru olsun değil. Şöyle. P bölü Q'da P artı Q eşit N olsun. Fakat eğer P üssü bölü Q üssü P üssü bölü P üssü artı Q üssü eşit K, bu da küçük N ise P üssü bölü Q üssü ağaca ait olsun. Şimdi şöyle cebime doldurdum. N'yi henüz koyamadım cebime. N'yinciyi henüz koyamadım cebime. Ama ondan önce 2 orada, 3 orada, 4 orada, 5 orada, 6 orada, n-1 de orada. Ama n'yinciyi koymaya çalışıyorum. Fakat hepsi orada. Ondan öncekilerin hepsi orada. Onu demek istiyorum. O zaman P bölü Q'ya bakalım. Biraz evvel yazdık ya, bakınız hala tahtada duruyor. Eğer P büyük Q ise P eksi Q bölü Q'yu düşünelim. Eğer Q büyük P ise o zaman orada aşağıda yazıyor. Nedir? P bölü Q eksi P. İyi düşünelim. P Q'dan büyükse bu rasyonel sayıyı, Q P'den büyükse bu rasyonel sayıyı düşünelim. Bakınız burada P üssü bölü Q üssü gibi 2 tane sayı var. Bunların toplamı ne? Bu ikisinin toplamı neye eşit? P'ye eşit değil mi? P de tabii ki P artı Q'dan küçük değil mi? O da N değil mi? Yani bu sayı N'den küçük. P üssü artı Q üssü N'den küçük. Buraya bakınız. Burası da P üssü bölü Q üssü diye düşünülürse P üssü artı Q üssü bu durumda. Bunların toplamı Q. Ama o da P artı Q'dan küçük. Yani N'den küçük. Şu halde bu P üssü bölü Q üssü demek cebimde duruyor. Doğru mu? Çünkü onların payının ve paydasının toplamı N'den küçük. Ama pay ve paydası N'den küçük. Bütün sayılar cebimde duruyor zaten. Demek ki P üssü bölü Q üssü ağaca ait. P üssü bölü Q üssü o halde ağaca ait. Ama P üssü bölü Q üssünün çocukları P üssü bölü P üssü artı Q üssü ve P üssü artı Q üssü bölü Q üssü. Ama bunlardan biri P bölü Q. Doğru mu? Çünkü o onlardan birinin atası. P bölü Q'nun atası birisi hiç olmazsa P bölü Q'nun atası. Demek ki P bölü Q da oradaymış. İkna oldun mu? Biraz çalışman lazım. Tamam. Zaten onun için yapmadım ispatı. Görüyorsun, insanı öldürüyor değil mi? Evet, ara vereceğim birazdan ama şu halde aslında şunu görüyoruz değil mi? Bu ağaçta bütün pozitif rasyonel sayılar var. İkna oldunuz mu? Ve herhangi bir rasyonel sayı 2 defa görünmüyor. O zaman sayalım rasyonel sayıları. Umarım bu görünüyordur. Bakınız bu bir ağaçta, matematiksel bir ağaçta. Bilgisayar meraklıları çok iyi tanırlar böyle şeyleri, değil mi? Buna ikili ağaç deniyor. İkili ağacın yaprakları, şeylerin, çocukların seviyesi var. Bu birinci seviyede, aslında sıfırıncı seviye demek daha doğru olabilir ama. Buna bir diyeyim. Sonraki seviyedekileri bu ikinci eleman, bu üçüncü eleman diye sayayım. Sonraki seviyeleri bu dördüncü eleman, bu beşinci eleman, bu altıncı eleman, bu yedinci eleman diye sayayım. Sonraki seviyedekileri kaldığım yerden devam edip bu sekizinci eleman, bu dokuzuncu eleman, bu onuncu eleman, bu on birinci eleman, bu on ikinci eleman, bu on üçüncü eleman, bu on dördüncü eleman ve bu on beşinci eleman diye sayayım ve böyle devam edeyim. Rasyonel sayıları sayabiliyor muymuş? Herkesi saydım. Doğru mu? Çünkü bütün rasyonel sayılar o ağaçta. Pozitif rasyonel sayılar demek istiyorum. Hiçbir rasyonel sayı iki defa saymadım. Çünkü o sayılardan sadece bir tane gözüküyor. Beğendiniz mi? Güzel. Demek ki rasyonel sayılar, pozitif rasyonel sayılar sayılabilir. Diyeceksiniz ki ama bütün rasyonel sayıları saymadınız. Öyle mi? Ama bütün rasyonel sayıları da saydım aslında ama onu düşünmeyi size bırakayım. Yani birazcık atraksiyon yapmak gerekiyor. Birazcık ayak oyunuyla hepsini sayabilirsiniz. Çok basit bir ayak oyunuyla ama onu söylemeyeyim, izin verirseniz onu siz düşünün. Ha? O kadar da aman aman zor bir iş değil. Peki tam da zamanında size ara verecek bir duruma geldi.